So first, I'd like to invite Farouk. Farouk, welcome. And it's all yours. So we can switch over to Farouk's slides and enjoy Farouk's presentation on simplicity in design with geography and with culture, right? Thank you. Thank you so much. It's great to have you here. Thank you. Thank you. Sit down. Whatever you like. It's all yours. All yours. Evet, tasarımın sadeliği, sadeliğin tasarımı, ikisi de birbirini içeriyor. Tasarım öncelikle empatiyi içeriyor. Empati bizim etrafımızda var olanların sahne arkasını algılamaktır. Ve orada gizliyi, saklıyı, gözükmeyeni, duyulmayanı, tadılmayanı tatmaktır, keşfetmektir ve onu coşturmaktır. Tasarımın ikinci basamağını ben bütünsellikte görüyorum. Ve sadelikle tasarımı birbirine eşleştirdiğimden dolayı bütünselliği de bilgi dapanında, analizlerde, mantıkta, rasyonelde aramamamız gerektiğini sizlere ifade etmek isterim. Çünkü bu database'in dünyada herkesi aynı yere götüreceğini, esas olanın database'in arkasında olan ve gözükmeyeni, baktığımızın arkasındakini ve bunlar içinden yaratacağımız çözümleri ifade etmektedir. Birinci basamak empati, ikinci basamak ise entegre düşünebilme, holistik düşünebilmedir. Bunu izleyen üçüncü aşama tasarımda gene co-creation diye bizim ifade edebileceğimiz, artık daha önceki yüce duygular atfedilen olayları yaratana sığınmalar, zaman içerisinde nasıl değiştiyse Yunan'da demon, Platon'un ilham kaynağı, kendisi değil esasında bir birisi var, bir şey var ona ilham veren. Daha sonra Roma'da genius, onun cini geliyor, bir şeyler söylüyor. Derken Leonardo insanı koyuyor haritaya. Artık yücelerden gelen bir şey değil, insan bir şeyleri fark edecek, insan bir şeyleri söyleyecek. Bu artık çağımızda bu da geride kaldı. Bundan sonra bir insanın, iki insanın, üç insanın yetemeyeceği evrelere geldik. İdeo'da sosyolog çalışıyor, antropolog çalışıyor, mimar çalışıyor, tasarımcı çalışıyor, ekonomist çalışıyor, işletmeci çalışıyor. Ve işler bir bütünsellik göstermeye ve hep beraber yaratmaya gelmiş bir dönemdeyiz. Bunun bir başka aşaması ise optimistlik. Yokluk, bir şey yoksa orada bir şey vardır. Ben hep böyle düşündüm. Yokluk varlıktır. Bu bizi iyimserliğin bir parçası olarak söylemek istiyorum. Ve karşımıza çıkan bir sorun varsa bu sorunun içinde yanıt aradığımız zaman biz yeniliklere ulaşamayız. Sorunun köküne inip onun reddini aradığımız zamandan itibaren ve sorunun kendisinden huzursuz olmaya başladığımızdan itibaren biz yaratıcı sürece geçeriz. Ve bu bir yaratıcı yıkıcılıktır. Bütün bu evreleri sonra tamamlayan ise deneysel süreçtir ki tasarımcı, o sadeyi arayan tasarımcı deneysel sürece geçer. Deneyi çünkü kopya çekmiyoruz. Bir şeyi alıp buraya getirmiyoruz. Dolayısıyla onu test etmek zorundayız. Bu da prototiplemedir ve tasarımcı ayıklar soyup özünü çıkarır. Tasarım halk arasında bir ürün ama bardak ama bir koltuk diye alışılagelmiştir. Ama şu anda tasarım bu ürün olmaktan öteye geçmiştir. Hepimizin yaşamında yaptığımız işlerde üründen bir öte artık hizmet, ondan bir öte deneyim devreye girmiştir. Ve genel klasik yapı
bizim yaptığımız işleri ister hizmet olsun, ister ürün olsun, mal, ürün, hizmet ve deneyim olarak sıralar durur. Batı dünyasındaki kültür bize bunu böyle anlatıyor. Ben çok hareketli değilim, kusura bakmayın. Ayağımda bir şey var, küçük bir kaza geçirdim. Batı dünyası bunu 4 kategoride inceliyor. Biz buna kültür ögesini koyduk. Ve yaratılacak işin içerisinde kültürün çok büyük bir önemi olduğunu ifade ettik. Size daha ilerleyen örneklerde bunları da anlatacağım, kültürün yaratıcı sürece ve başarıya ne kadar çok katkıda bulunduğunu. Bu bir çorba. Konsome domates çorbası. Bunun içindeki domateslerin tadında fazla bir şey yok. Bütün tadı suyunda. Gordon Ramsay'i duymuşsunuzdur. Bu çok fakir bir ailenin çocuğu. Bütün çocukluğu süt tozunu suya karıştırıp süt olarak aldığı bir dönemden geçmiş. Çıraklık döneminde 24 saat çalıştığını söyler. Kalfalık döneminde hakeza. Şimdi 3 Michelin yıldızlı bir dünya şefi. Hala bazen terleyerek uyanıyorum. O yıldızları devamlı hak edebilecek miyim? Günün birine kaçıracak mıyım diye. Bu gördüğümüz, tekrar çorbaya bir döneyim ben buradan. Bu gördüğümüz çorbanın, bu çok sade, çok basit çorbanın yapılışını biraz söyleyeceğim ki basitliğin arkasında neyin yattığını biraz daha anlatabilmek için. Bir başka örneği şudur, Churchill ani olarak bir konuşmaya çağrılıyor. Ne kadar süren var? 1 saat diyor. O zaman mesele yok, gelirim diyor. Niye sordunuz diyor. 10 dakika deseydin diyor, o zaman diyor ben senden 1 saat müsaade isteyecektim der. Bu oradan gene çorbaya döneyim. Bu çorbanın tarifini size vereceğim şimdi. Bu kadar basit bir çorbanın. Ölçekleri söylemeyeceğim ama işte 1 kilo yakın domates doğranır. Ona uygun miktarda soğan. Önce soğan kavrulur, sonra domates buna eklenir. Sonra sırasıyla buna pırasa eklenir. Bir miktar havuç eklenir, bir miktar baharat, bir miktar ot eklenir. Bu iyice hepsi halmelendikten sonra içine 1 kaşık domates salçası ve 0.5 litre kadar da yine domates suyu konur. Bu 20 dakika daha pişirilir. Ondan sonra süzgeçten geçirilir. Süzgeçten geçirildikten sonra kalan kısmı süzgecin üstüne konmuş bir tülbentten geçirilir. Bu hazırlandıktan sonra biraz soğumaya bırakılır. O sırada 5-6 yumurtanın beyazı çırpılır, köpürtülür. İçine bir miktar sirke konur ve ısı dengelendikten sonra hazırlanan bu domates suyu yumurta köpüğünün içine konur. Ve 10 dakika kadar yumuşak ateşte tekrar tıkırdatılır. Bu arada bütün partiküller toplanır. Tekrar çift tülbentten süzülür. Geriye bu su kalır. Ben bu çorbayı Arman Kırım'da içtim. Gerçekten olağanüstü bir lezzet. Kırmızı taneler bir hatırlatıcı. Bezelyeler de bir kırmızıyı coşturucuydu. Tamamlayıcıydı. Burada sadeliğin kolay ulaşamayacağını ve arkasından nelerin yatacağını ifade etmek için anlattım. Espresso'ya geleceğim. Espresso makinesi çok gelişmiş bir makinedir. Kahveyi ilk kovboylar yaptıklarında suyun içine atarlar kahveyi, kaynatırlar ve kaynadıkça içerlerdi. Espresso geldiği zaman, çıktığı zaman makine oldukça sofistike bir makine. İçeride kızgın su var. Su 100 derecede buharlaşıyor. Basınç altında buharlaşamıyor. 100 derecenin üstüne çıkıyor. Çünkü suyu 100 derecenin üstüne çıkartmak için böyle bir teknikte aşamadan geçmek gerekiyor. Ve hızla kahve granüllerinin üstünden geçiyor. Geriye kalan kahveden kafeini, ki esas kafein için içiyoruz, ve tanenleri, lezzeti. Eğer ki bunu çok hızlı yapmazsak kahvenin içine selüloz'un aroması da girmeye başlıyor ki o zaman kahvenin tadından biraz daha bir şey kaybediyoruz.
Bir İtalyan dostum o mobilya sektöründe, Almanya'da fuara gittiğimde ben hep onun standında kahve içerdim. Yalnız bunlar da yetmiyor. Ve onun standındaki kahve çok 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 lezzetli olurdu. Birkaç defa söyledim, böyle bekletiyorum çünkü bekliyorum da yorgun geçer fuarlar. Onun standına gelseye kadar sordum. Nasıl oluyor bu kadar güzel oluyor diye. Bir, makineyi dedi oradan getiriyorum dedi. Kahveyi de Milano'dan getiriyorum. Dedim herhalde. Yok onlar yetmiyor dedi. Su da getiriyoruz biz dedi. Mobilyalarla beraber sularını da getiriyorlar. Başka daha var mı dedim diyeceğin. Evet dedi. Bu kız yapıyor bunu dedi. Yani bir tada ulaşmak, bir yüksekliğe ulaşmak ne kadar çok evreden geçiyor. Şimdi Nespresso adet oldu. Oradan içiyoruz. Benim de asistanım yeni kahve yapıyor. Biraz oluyor, biraz olmuyor. Eve gönderdim. Evde dedim sen eşimle beraber yap da bir gör ondan sonra dedim. Normal espresso makinesi. Basıyorsunuz. Nespresso makinesi. Geldi dedi ki yok dedi orada dedi kahveyi makine yapmıyor dedi. Eşiniz yapıyor dedi. Biz bunu kesik kesik yaptığımız zaman biraz daha fazla köpük ve biraz daha yağını alıyoruz. Ve çok da götürmüyoruz. Kısacası bir güzelliğe ulaşmak kaç evreden sonra bize kısmet oluyor. Şimdi tasarım için biz şunu diyeceğiz. Yeni bir şey yapma, iyi bir şey yapma, bir şey yeniden yapma ve bunu kurgulama. Burada ben insan beynine dönmek zorundayım. Çünkü şuradaki bütün arkadaşlarımızın, hepinizin yaratıcı platforma geçiş sürecinde olduğunuzu ve bunu dinlemek istediğinizi benden düşünerek ben bunu buraya koydum. Bu çağımızda sağ korteks, sol korteks dengesine bakıldığı zaman Roger Sperry 1981 yılında Nobel'i aldı bu iddiasıyla ve iddiası da modern toplumlar sağ korteksi mahkum ediyorlar. Sağ korteks sezgiseldir. İlk başta sizlere söylediğim gibi sahnenin arkasındakini görebilmek, anlayabilmektir. Sağ korteks tasarımcıdır, duygusaldır, bütüne bakar. İdealisttir, ütopisttir, romansı vardır, yaratıcıdır. Sol korteks akılcıdır, rasyoneldir, sayısaldır. Fakat ve günümüzde bizi böyle bir baskı altına almaktadır. Biz eğer ki bir öteye gitmeye çalışıyorsak, bir yenisi yapmaya çalışıyorsak, o zaman sezgisel boyutlarda ve sahne arkasını algılayabilmek ihtiyacındayız. Benim için tasarım ve iş ruh eşleridir. Burada size benim yaptığım bir tasarımı sunuyorum. Kusura bakmayın ama örnek olarak elimin altında bu olduğundan dolayı şey yapıyorum. Bu çay bardağı bizim bildiğimiz çay bardağı. Fakat bu çay bardağının yapılması bizde 6 ay sürdü. Ölçüldü, biçildi, denendi, tekrar. Ve şu anda 2 milyon adet satıyor senede bir çay bardağı. Bizim ne cam fabrikamız var ne de porselen fabrikamız var. Çay bardağının saydığım 4 aşamanın üstünde bir de kültür aşaması var. Kültür aşamasında bu kültürün bir objesini aldık ve tasarımı bu kültürün ve bu tasarımın önüne çıkartmadık. Aşağı yukarı tasarlamadık. Tabağı genişti Türk çay bardağının. O genişliği koruduk. Çay bardağının dibine göre değil, ona dip de yapmadık, kontrol altına aldık. Çünkü normal bizim geleneksel çay bardağımızda çay bardağı tabağın içinde gezinir durur. Burada gezinemiyor. Burada gene biraz önce arkadaşımızın anlattığı gibi kendimizle bir şeyler yapabileceğimizi ve içimizde birçok bir şeyin olduğunu, bunların elimizin yakın mesafesinde ve gözümüzün yakın mesafesinde olduğunu ifade etmek için gösterdim. Burada çok kıymetli bir tasarım var. Philip Stark'ın bir tasarımı. Bu tasarımda bir stilizasyon var. Ve bana göre tasarım stilist bir katılım değil.
O zaman bu tasarımda birkaç size ilkeyi söyleyeceğim. Bunlar standart değildir, ilkedir. Yani ilkeler aşağı yukarı değişmeze yakındır. Hedefli olmak. Eğer ki biz bir tasarımı kullanıma, sadeliğe, bir sadeliği tasarıma doğru yönlendiriyorsak hedefli olmamız gerekir. Ve içeriden dışarıya bakmamız gerekir. Dışarıdan içeriye değil. Yani o eskiden vardı core competence, core values. İşte bizim kurumsal değeri. Bitti bu. Biz dışarıya bakmak durumundayız. Kimler için bir şey yapıyoruz? Ve onlara nasıl değer önerileri sunuyoruz? Günümüz budur. Ondan sonraki aşama empati. Biz empati kurmasını bilmeliyiz. Bu evdeki yaşamda çocuğumuzla, eşimizle, toplumla, komşuyla ve yapmak istediklerimizle. Rabıtalı olmak, kelime biraz eskiden ama kolaboratif olmak sözcüğünü ben bu şekilde birbirine şey yapabiliyorum. Cesur olmak, arkadaşlar cesaret şart. İster liderliğe kalkın, ister bir ürün yapmaya cesur olacaksınız. Tutkulu olmak. Evet, bu pasyon olmadığı müddetçe başarı çok zor. Bu saydıklarım isterseniz design management'ın bütün ilkelerine bakalım, istersek design thinking'e bakalım. Hepsinde ortak payda buralarda olduğunu göreceğiz. Sadeliğin tasarımı, evet, ani ve değişimlere karşı mukavemetli olmalı. Bu kök bir tasarım. Okyanusta bir deniz feneri. Baştan sona ben bunu inceledim. Yarından da geçtim. Yani o kadar kıymetli bir fener ki insanlara yıllarca hizmet ediyor. Üzerinden kaldırılacak, konacak bir şey yok. Ve bunun inşası gerçekten bir tasarım. Gerçekten bir kurgu. Eksik ve fazla yok. Tasarımına ben bir girdi diyorum, yani ona bir input diyelim. Sadelik ise bir sonuç. Burada gene kültürün içinden geçen bir parça, bir sahandan alınan pırıl pırıl bir tabak. Onun kenarında bir atıf, bir alıntı. Çünkü bu tabaklar bütün Akdeniz'de bu desene sahip. Bunu niye koyduk dersek, şef diyor ki, ya ben tabağa balığı koyuyorum, ya yemeği koyuyorum. Öyle mi koyuyor, böyle mi koyuyor garson bilemiyorum. Benim onu yönlendirmem lazım. Tabakta bir işaret yoksa ben sunum yapamıyorum. O anekdotla beraber gelmiş bir tasarım. Hani tasarımcının veya kurgunun gezinmesi gereken, dokunması gerekenler ve ona dokunanlar. Evet, zarafet kapsamlı işlerde saklı. Ve burada iki sandalye arasındaki ilişkiyi size göstermeye çalışıyorum. Burada şu konferans salonlarında, toplantı salonlarında isterler ki veya kilisede sandalyeler birbirleriyle bağlı olsun ki alan götürmesin. Fakat belli kurallar var ki bunun sökmesi kolay olsun, yangın sırasında kaçışım olsun diye. Burada bir tasarımda bunlar birbiriyle takılı, birinin sol bacağı diğerinin sağ bacağından kısa. Dolayısıyla iç içe giriyor. Kaldırınca ayırabiliyorsunuz, takınca birleştiriyorsunuz. Bu kadar basit ve bir makine yapmadan patent almış bir iş. Apple'a az konuşacağız denildi. Ben hayretler içinde kaldım. Bir resim masanın üstüne bütün ürünlerini koymuş. Her birinden birer tane. Ve bir masanın üstüne sığan bu ürün çokluğuyla 40 milyar dolar yılda bir hasılat yapıyorlar. Ve gene kurgusalda yürüye gelen iş, bunların mağazacılığı yok. Mağaza açalım, mağaza açalım. Yönetim kurulu karşı, herkes karşı. Biz deneyim sunacağız. İsrar ediyor, ilk mağaza açılıyor. Metrekaredeki hasılatı Tiffany gibi bir kuyum markasının metrekaredeki hasılatını katlayabiliyor.
Bu da yapılan işin sadeliği ve ne kadar küçülen bir boyutun içine koyabiliriz, ne kadar büyük katma değerin ve tasarımın tabii ki ulvi diyeceğim boyutu. Burada sadelik eğer ki kurum kültüründe tavizsiz, pazarlıksız, en katı şekilde kontrol ediliyorsa ve kurum ağız tadına sahip yetenekleri çalıştırabiliyorsa, bu Google'dan bir içerisidir. Orada bu kuruluşun tabii ki sadeliği ve tasarımı ve bunun meyvelerini sonuna kadar götüreceğidir. Burada bir masa grubu parçalanıp bir araya geldiği zaman ne kadar çok fonksiyonu bir araya getirebildiğinin işareti. Yalnız şu var, sadelikle ve tasarıma gelen işlerin maalesef kitlesel pazarlamaya ve kitlesel üretime olanaklı değildir. Bunlar daha herkes için değildir, birileri içindir. Ve bu birileri için değer önerilerine sahip olmalıdır. Ama bu birilerin sayısını biz arttırabiliriz. Bir üst yönetim makam masasında bu birilerin sayısı artmaz ama bir çay bardağında artar. André Gide'i bilirsiniz. Bu adam açıklık üzerine, duruluk üzerine çok katmanlı, çok okunaklı, yalın işler yazmış bir adam. Ve kendisini Chopin üzerine kitabı geçti geçenlerde elime. Orada Chopin'in ne kadar sadelik içinde işi götürdüğünü ve müziğini dekore etmediğini anlatıyor. Sonra baktım ki İdilbret'in de başka bir yerde bir notu var. Diyor ki yani birçok eser Bach'tan, Mozart'tan tutun icracı tarafından yorumlanabilir, ileri geri alınabilir. Fakat öyle bir iş çıkartmış ki Chopin bir tek öyle çalınabiliyor. Ne ekleyebiliyorsunuz, ne çıkarabiliyorsunuz. Ve kurgusu süslerden arınmış. Aynı şey Küçük Prens'te geçer. O da mükemmel ekleyebileceğin hiçbir şeyin kalmadığında, eksiltebileceğin hiçbir şeyin var olmadığında ulaşılan bir zirvedir. Gene bir yerden bir yere bir gezintimizde. Size şunları söyleyebilirim. Sadeliğe, mükemmele, yaratıcılığa adanan bu yaratıcı mücadele, tasarım mücadelesi ekonomiye ve politikaya rakiptir. Bugün karşımızdaki ekonomi politik veya politik ekonomi veya politika bu toplumu değiştirmeye çalışıyorsa, yaratıcı olan sizler de ve bu düşünce de bu toplumu değiştirmeye çalışıyor. Bu ekonomiyi, bu sosyolojiyi, bu kültürü değiştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla rakip alandayız. Burada sözüm benim tutkum güzele, özene, emeğe, isyana, yeniye, velhasıl yaratıcı olan her şeye. Ne mutlu var etme yolculuğunun siz güzel yolcuları. Teşekkür ederim.